rahmeten ve heyyi lana min emrina raşada. Çok değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Düşündüren kavramlar başlığı altında cihat kavramını ele almaya çalışacağız. Tabi başlık düşündüren kavramlar üst başlığı ile gelince mevzunun irdelendiği, etraflıca ele alınmaya çalışıldığı, ve e, özellikle e, bir tarih platformu olunca da tarihi süreç içerisinde e, nasıl yol aldığına dair bu kavramın e, bu çerçevede e, olacağını e, düşündüm. Şimdi cihat kavramını tabii ki e, Allah Azze ve Celle'nin emrettiği Kur'an'da sıklıkla bizlere e, buyurduğu, yapın yerine getirin dediği bir emir olduğunu biliyoruz. Hal böyleyken ben ilk önce şeyi merak ettim. Yani cihadı Allah azze ve celle acaba hep Medine sonrasında mı emretti? Çünkü konsept itibariyle cihat kavramını e, beklentim oydu ki Medine özelinde hep göreyim. Medine ile ilgili özellikle hani Medine'ye hicretten de sonra uzenelillezine yuqataluna bi annhum zulimû zulme uğradıkları için artık kendilerine savaşma izni verilenler. Biliyorsunuz İslam'da savaşma izni bu ayetle birlikte geldi. Öncesinde öncesinde yasaktı. Cenab-ı Hak onlara "Elem tera ilellezine qila lahum kuffu eydiyakum. Ellerinizi tutun." denildi onlara. "Wa aqimus salate ve atu'z ve namazı kılın ve zekatı verin. Dolayısıyla bu anlamda e, şiddetin kullanımı veya hani mukavemet ile bile olsa direnç veya nefsi müdafaa boyutuyla dahi olsa bunun kullanımının yasak olduğu dönemler. Dolayısıyla o dönemlerde ey müminler cihad edin diye bir ayet kerime yoktur herhalde diye düşündüm. Ee, tabii demin söylediğim gibi bu bizdeki cihat kavramının neye indirgendiği veya ne ile sınırlı anlaşıldığı üzere bir herhalde düşünceymiş. Barıp baktığımda Mekke döneminde de cihadın emredildiği ayetler ile karşılaştım. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki mesela وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا fi كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Biz dileseydik her yerleşkeye bir uyarıcı gönderirdik. Hemen sonraki ayette فَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدْهُمْ Bihi جِهَادًا كَب۪يرًا Dolayısıyla sakın ha sen kafirlere itaat etme ve onlar ile büyük bir cihat gerçekleştir. Öyle bir cihat yap ki وَجَاهِدْهُمْ bihi Arada bir de bihi var. Yukarıda zamirin düştüğü noktaya bakarsanız Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e vahyettiği kitabı özelinde bir ayet olduğunu anlıyoruz. O bakımdan bu bizi cihat kavramını baştan ele alırken sözlük anlamına yolu, yoğunlaşmaya e, sevk eder. İlk başta e, cihat kelimesinin kökeninde işte cehdin, gayretin, çaba göstermenin olduğunu biliyoruz. O bakımdan Medine, dön Mekke döneminde nazil olan bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim üzerinden ki Resulullah bunu yapıyordu buluştuğu insanlara Allah'ın kitabından ayetler okuyordu. Ve okuduğu ayetler sonrasında onların Cenab-ı Hakk'a iman etmelerini bekliyordu. Onun Medine'ye muallim tayin ettiği Mus'ab bin Umeyr'de bakıyoruz. Aynı modeli tatbik ediyor. Hz. Mus'ab Medine sokaklarında dolaşırken ya kim bu nereden gelmiş diye etrafta tepki yükseldiğinde o işte avatecli sufetesma hani oturmaz mısın bir dinleyesin in qabilta radita hu eğer in radita amran hu eğer bir şey razı olursan kabul edersin hoşuna giderse kabul edersin ve <laughs> in eğer hoşuna gitmezse azelna an kema takra hoşlanmadığın şeyi senden uzak tutarız yani çeker gideriz dediği yerde de yine bakıyoruz hemen Allah azze ve celle'den bahis ile Resulullah'tan bahis ile söze başlıyor. Ve sonrasında Kur'an'dan ayetler okuyor. Ve okunan ayetler neticesinde muhataplarının İslam'a adım adım yaklaştığı e, sahneler anlatılır. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın وَجَاهِدْهُمْ bihi جِهَادًا Kebira dediği efor, ki efor kelimesi de cihada yakışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemi boyunca ki e, takriben 13 yıl, böylece yani toplam e, 23 yıllık sürecin, Önemli bir kısmı yani Medine döneminden daha uzun bir kısmındaki Resulullah'ın tatbik ede durduğu cihat, Kur'an-ı Kerim üzerinden insanlara Allah Azze ve Celle'yi hatırlattığı, ondan gayrı bir ilah olmadığı gerçeğini hatırlattığı. Çünkü Mekke'de nazil olan ayetlerin de muhtevasına baktığımızda esas itibariyle Yaradan'dan gayrı ilah olmadığı, insanların, nesnelerin, varlıkların, cisimlerin, göktekilerin yahut yerdeki varlıkların ibadete müstahak olmadığını, ancak Cenab-ı Hakk'ın yaratan olarak, malik olarak bu merkezde yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezde yoğunlaşan ayetleri onlara aktarmak suretiyle Allah'tan gayrısına kulluktan vazgeçirmeye davet eden, vazgeçmeye çağıran ve Allah'a davet eden bir süreç yaşanmış. Teşriye dair, abdest de dahil olmak üzere ayetlerin çoğu Medine dönemine kalmış. Ve Medine, Mekke dönemindeki yapılan bu cihat Allah Azze ve Celle'nin tanımlamasıyla söylüyorum. Cihaden kebira, büyük cihat. Dolayısıyla Kur'an'da bir büyük cihat varsa o, Mekke dönemindeki Kur'an-ı Kerim'in insanlara tebliğ edildiği süreçte ortaya konan efor için yapılmış bir tanımlama. Dolayısıyla böyle bir soru olabilir mesela, zekice bir soru. Büyük cihat, Kur'an'da büyük cihat var mıdır? Cihadı büyük kelimesinin tanımladığı bir ayet var mıdır? Ve bu ayet nerede nazil olmuştur? Yani medeni midir, Mekki midir diye bu önemli bir bilgi cihat tarafını, Mekke tarafını yani iptidaen, başlangıçta e, cihat hala var ve bu çaba ve gayret Cenab-ı Hakk'ın nezdinde e, büyük bir e, cihat. Yine Mekke döneminde nazil olan ayetlerden Mekke dönemi sürecinin ruhuna uygun olarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ Biz, Bizim uğrumuzda çaba gösterenleri وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bu da diğer pek çok ayette geçen fi سَب۪يلِ den biraz farklı Zat-ı İlahi Cenab-ı Hak kendisini doğrudan oraya biz diye koymuş. Halbuki diğer ayetlerde e, zatından fi سَب۪يلِ o diye yani o Allah Azze ve Celle diye hitap ederken burada daha yakın bir iltifat ile bizim uğrumuzda çaba gösterenler وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينًۭا Bir bakıma Allah Azze ve Celle'yi arayışta, Yaradan'ı aramada, var eden kudreti bulmada, kulun hak nedir, batıl nedir yolculuğunda, ki ortaya konan efora karşılık gelir gibidir. Nitekim ayetin devamı buna uygun düşer. Cenab-ı Hak لَنَهْدِيَنَّهُمْ <laughs> سُبُلَنَا Onlara kesinlikle yollarımızı göstereceğiz. Bugün bu ayeti kelimenin hala yaşandığı çağdayız ve kıyamete kadar da yaşanacak. Gördüğünüz bu muhtediler yani aslen Müslüman bir toplumda doğmayıp Müslüman anne babadan doğmayıp sonra e, ilerleyen zamanda gençliğinde orta yaşında fark etmez e, yaratıcısı hususundaki akleden akledici sorulara sorgulayıcı yaklaşımlara kendi iç muhakemesiyle yol aldırmaya çalışan, buna dair bir gayret, bir mesai ortaya koyanları Cenab-ı Hak eli boş asla geri döndürmeyeceğiz. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana. Çok önemli bir ilke. Çünkü bazen gençler soruyor. Yani tamam hocam siz anlattınız biz de anladık diyelim. Ama peki hani sizinle karşılaşmamış, ötekiyle hocalarla buluşmamış, hiç İslam memleketinde doğ, doğmamış, dolayısıyla da hakkı hakikati e, bilememiş kimseler, onlar e, ne olacak? Cenab-ı Hak, hak nedir? Gerçek nedir? Sürecinde adım atanları, yani bu uğurda çaba gösterenleri, bu merak ile bu e, gerçeğin arayışına teşebbüs edenleri, cahdüfi'na, kesinlikle e, eli boş geri döndürmeyiz bu iyi niyetli hakkın arayışı içerisinde olanlara bu çabaları cehdi orada o yüzden kullanıyor. Bu çabaları dolayısıyla biz kesinlikle yolunuzu gösteririz. Dolayısıyla bu ikinci yani birinci Mekke'deki inen ayet e, ilmin paylaşımı ise ki bunların arasındaki sayı şu an tam kestiremiyorum. Ama birinci ayet de ilim esaslıydı çünkü Kur'an ilmi temsil ediyor. Onunla yapılacak cihat ve ona Cenab-ı Hak büyük cihat demiş. Diğer taraftan bu okuduğum ayet bu kez öğrenci tarafından ortaya konan çabayı daha çok düşündüren bir ayet ve eğer sen öğrenme arzusunda, gayretinde, cehdinde çabasında olursan e, ki bütün ilimler yani öğrenme süreçlerinin tamamı el-alim olan Allah Azze ve Celle'ye e, ulaşır. Çünkü o dağında varlığı yaratan e, Allah Azze ve Celle'dir. Varlığın her türlü içerdiği bilgiyi de ona işleyen de Cenabı ayet ayet işleyen de Cenabı haktır. Dolayısıyla hepsi Allah'a delalet eder. O bakımdan bunları okuyarak gökte, yerde, yaratılışta Cenabı hakka doğru yol al alan kimselere Cenabı kesinlikle biz sizi yarı yolda bırakmayız. Hem girişte lan var. Leneh diyennehum'' Hem içinde nunu tevkit var hem de biz esaslı e, gelen bir cevap. Biz kesinlikle onlara yollarımızı göstereceğiz. Kimi fizik üzerinden, kimi kimya üzerinden, kimi toprak üzerinden, kimi deveye baktığında efela duruna ile ibli keyfe Kimi suya baktığında, kimi herhangi bir canlının doğumuna tanık olduğunda yahut annesinin onu eser esirgediğindeki haline tanık olduğunda alemde Allah azze ve celle'nin ayetleri o kadar çok ki yağmur gibi üzerimize yağıyor ve Cenab-ı Hak وَكَمْ مِنْ اَيَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde, yerde nice ayet var ki يَمُرُّونَ عَلَيْهَا Üzerinden basıp geçiyorlar وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Onlardan kalkıp yüz çeviriyorlar. İşte bu ayetleri okuyup اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ Yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla okuma çabası, gayreti ve cehdi Cenab-ı Hak haber verdi ki kesinlikle karşılık bulacak. Kesinlikle karşılık bulacak ve o kişi mutmain bir kalp ile Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve kendisinden gayrı ilah olmadığına tanık olacak. Şehidallahu ennehu la ilaha illa huve vel ve ulul ilmi kaimen bil qist. Dolayısıyla Mekke dönemindeki ikinci e, cihat ayetini de gördük. E, yanılmıyorsam bir cihat ayeti daha var. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُوا لِنَفْسِ Bir kimse çaba gösterirse bu uğurda ki henüz daha ortada savaş anlamındaki e, cihadın o diğer Medine döneminde nazil olunan ve emredilen ve özelde kıtan dediğimiz türü henüz gelmemişken gelen bir ayet bu da. Kim çaba gösterirse, kim ortaya bir efor, bir çaba koyarsa, bir gayret koyarsa... فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ''Kendisi için bunu yapmış olur.'' Yani hangi ayete benziyor? وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسْعَفَ عَلَيْهَا ''Salih bir amel işleyen kendisi için işlemiş olur.'' Efendim, kötülük yapan da kendi aleyhine kötülük yapmış olur. Cehd, gayret, çaba olumlu manada ortaya konursa Cenab-ı Hak dedi ki ''Boşa gitmez.'' ''Bu illaki o kişinin lehine, onun yararına döner.'' o men cahada fe ma yucahidu li nafsi. Koyduğunuz bu çabalar Cenab-ı Hakk'ın gücüne güç katmak için değil. İnna Allah la ganiyyun anil alemin. Allah azze ve celle alemlerden müstağni yani gani yani ihtiyaçsız demek. Arapçada zengin kavramı ihtiyaçsızlık temelli ifade edilmiş. Yani gani demek bir şeye ihtiyacı yok. Allah mutlak gani. İnna Allah'a gani anil alemin. Alemlerden Allah Azze ve Celle müstahini. Hiçbir şeye ihtiyacı yokken sizin çabanız ile Cenab-ı Hakk'ın ne mülküne, ne gücüne, ne kudretine ekstra bir şey geleceğinden değil. Cehdiniz, çabanız ortaya koyacağınız bu size yararı dönecektir. Sizin içindir. O men cahada fe innemâ li Böylece Mekke dönemindeki e, cihatla ilgili ayetleri görmüş olduk. Ve demek ki Mekke döneminde de cihat var ve kişinin hak yolculuğunda, hak arayışında kendi yararı kendisine dönecek şekilde ve bu teşebbüsün asla boş kalmayacağı, sonuçsuz kalmayacağı ve bu anlamda elde ettiği bilgiyi, öğrendiği hakikati de yaymaya çalıştığında, başkalarıyla paylaşmaya çalıştığında da bu kez en büyük cihadı yapmış oluyor. Cahidun bihi cihaden kebira. Bir bakma ilmi süreçleri anlatan ayetler. İlmin öğrenilmesi, sonra yaşanması, sonra da bunu başkalarıyla paylaşılması. Bu, buyurunuz evet, efendim. Ayet numaralarında bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Not almak adına. Ee, yani özür dilerim ama ben ayetleri hatırlasam bile numaralarını hatırlayamıyorum. Hatta hangi surede olduklarını bile hatırlayamıyorum. Ama şimdilerde çok kolay ben de öyle yapıyorum. Gidip iki kelimesini herhangi bir programda yazı, yazarsanız Kur'an'da hemen çıkıyor onlar zaten. yapalım. Ee, peki efendim. Şimdi dolayısıyla Mekke döneminde içinde herhangi bir şiddetin olmadığı, Cihat e, yalın cihat kavramını gördük çaba ve gayret özelinde yani ben bazen söylüyorum sonra da korkuyorum acaba haddimi mi aştım diye yani müşrikler kafirler hiç şiddete başvurmasalardı e, tamam kabul ettikse ettik etmedikse etmedik öyle kalsalardı belki hani bu cihat kavramı da burada buracıkta kalacak mıydı çünkü şiddet dediğimiz kıtal savaşma yani şiddetin ta kendisi ancak karşı tarafın artık biz size tahammül etmiyoruz siz ya bize bizim gibi olacak yani bize geri döneceksiniz evle ta'udunne fi milletina ya biz sizi kovacağız le nukhrijenneke ya şuaybu vellezina amanu min qaryetina evle min qaryetika evle fi milletina Şimdi böyle dediler. Dediler ki ya sizi buradan çıkıp çıkarıp göndereceğiz, süreceğiz yahut siz bizim inancımıza geri döneceksiniz. Bu şu demek bu halinizde size burada tahammül etmiyoruz. Aynı akıbet Resulullah'ın da başına geldi. Hani siz öyle biz böyle dedi Resulullah onlara. Lekum dini kum Kabul etmediler. Hazreti Şuayb da aynı şeyi söyledi. Ve inkana taifetun minkum amanu Sizden bir taife iman etti ise ve taifetun lem lem Bir taife de iman etmediyse tamam. Fasbiru o zaman öylece bekleşip kalalım. Fasbiru hatta yahkum Allahu beynena ta ki Allah hükmünü versin ve huve hayrul hakimin. Yani kalkıp birbirinize ilişmeyelim. Nasıl iman edersiniz diye müdahale etmeyelim. kimse kimsenin özgürlüğüne müdahale etmesin. Ama dediler ki hayır olmaz. Hayır olmaz. Ya buradan çıkar gidersiniz, ya sizleri öldürürüz ya da sizler bizim dinimize geri dönersiniz. Başka seçenek yok. Bu küfrün doğasında olan ve tarih boyunca tanık olduğumuz bir gerçekliktir. Hakka tahammül etmez ve gerekirse şiddet kullanır, onu yok eder, onu ortadan kaldırır. Dolayısıyla Resulullah'ın da başına bu geldi. Yani tahammülsüzlükleri olmayaydı, buyurun yani anlatın anlatabildiğiniz kadar Size tabi olanlar varsın olsunlar kimseye müdahale edecek değiliz deselerdi. Bu akışa bakacak olursak müminlere bu anlamda savaşma izni gelmeyecek gibi. Çünkü gelen izin çok sarahaten açık bir biçimde gerekçeye e, işaret ediyor. Altını kalın kalın çiziyor. Bu dine izin verildi ve öncesinde yasak zaten. Yani yasağı da buna kattığımızda şey tamamlanıyor, resim tamamlanıyor. Dolayısıyla Cenab-ı de o zina izin verildi. Lillezine yukatelûne. Kimlere izin verildi? Kendileriyle savaşılanlara izin verildi. Yani çünkü onlar savaşıyor hali hazırda karşı taraftakiler. İşkence yapıyorlar, öldürüyorlar. Cenab-ı Hak da madem sizi öldürüp duruyorlar, artık size izin veriyorum. Lillezine yukatelûne bi ennehum zulimû. Neden izin verildi? Zulme uğradıkları için. Zulme uğradıkları ve kendileriyle savaşılıp durduğu için ee, artık Allah Azze ve Celle onlara e, izin verdi. Ve bu ayetteki ifadeyle e, diğer ayet, bir başka ayet daha var konuyla ilgili. O da uyumlu. Cenab-ı Hak وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Siz Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Ha, başkalarıyla savaşmayın. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ve haddi de aşmayın. Haddi koyuyor Cenab-ı Hak. Sizinle savaşıyorlarsa savaşın. Sizinle savaşmıyorlarsa savaşmayın. Çünkü savaş önceliğimiz değil. Hedefimiz asla değil. Karşı tarafı yok etmek, imha etmek. Böyle bir gayemiz yok. Tam tersi kazanmak arzusundayız, şevkindeyiz. Efendim, çok azılı olanları var, çok ileri gideri gidenleri var deseniz bile, hala kazanmak arzusundayız. Çünkü e, bazen olur ki en kötüsü en yakın olabilir. Yani Hazreti Ömer'de olduğu gibi en azgını, en haddi aşanı bakmışsın İslam'a en yakın olanı e, çıkabilir. O yüzden biz e, bunu bilemeyiz. Arzumuz ve rağbetimiz karşı tarafı kazanmak en azılısından en e, sessiz olanına kadar. Ama e, karşı taraf savaşıp durunca yani sürekli yatida dediğimiz taarruz veya hücum veya tecavüz edince e, müminlere yönelik bedensel hürmetlerini, onurlarını, şereflerini e, ve kıstırıp bunları işkencelerle şu ya da bu şekilde yok etmek isteyince ki Resulullah da kendisi bundan kıl payı e, Allah'ın yardımıyla kurtuldu. O bakımdan e, baktığımız zaman sürece küfrün tahammülsüzlüğü gayet açık. Ve geldiler Medine'ye ve Allah Azze ve Celle onlara kendileriyle savaşıldığı için e, artık izin verdi. Demek ki savaşılmasaydı şiddeti biz başlatan, biz e, gücü muhatabımızın aleyhinde kullanan e, belki hiç olmayacaktık. Çünkü Mekke döneminde e, asla olmadık. Medine döneminde Cenab-ı Hak artık onların artan bu taarruzları ve hücumları ve e, tecavüzleri dolayısıyla kendilerini koruma anlamında izin verdi. Dolayısıyla cihat kavramının içerisine artık kital de, Girdi. Yani cihat kavramı aslında kıtali, havi içinde barındırmıyor idi. Dolayısıyla o sonradan eklemlendi. Bunu, bunu şu açıdan vurguluyorum. Hani bazılarının nazarında e, cihat kavramı kıtale indirgenmiş durumda. Sadece kıtal anlıyor ondan. Halbuki cihat ondan daha geniş e, ve esansı itibariyle de onu baştan havi değildi. Yani onu baştan içeriyor bile değildi. Peki Medine dönemindeyiz. Allah Azze ve Celle kendilerine bu savaş açıp duran e, müşrikler Resulullah'ı ellerinden kaçırınca e, gittiler intikamlarını geride kim kalmışsa onlardan aldılar. Hanelere girdiler, kapıları kırdılar, içeride kalanlara eziyet ettiler, mallarını ele geçirdiler. Yani biri evde yoksa ki nerede? Medine'ye gitti evin beyi. Tamam, evi e, ele geçiriyorlardı. Hele hele bir yakını, onları koruyacak güçlü bir kabilesi falan yoksa bunların hepsini tarumar ettiler. Bu kadar muhacirlerin geride bıraktıklarına e, gaspen taarruz edince Kureyşli müşrikler Allah, bu ayet kelime nazil oldu ve karşı adım atma e, izni geldi. Gayet anlaşılabilir bir şekilde. Çünkü bu hiç gelmeyeydi. Biz kıyamete kadar yani evlerimize girseler bir şey diyemiyoruz. Efendim mallarımızı gasp etseler bir şey diyemiyoruz. Bağlayıp işkence yapsalar bir şey diyemiyoruz. Medine-Mekke'deki sahneler böyleydi. Ee, hızlarını alamasalar katletseler Hazreti Sümeyye'yi katlettiler. Hazreti Yasir'i katlettiler. Yani bir şey yapmadı müminler. Yapamadılar çünkü Cenab-ı Hak... Elinizi tutun dedi. İsteselerdi bir suikast yapabilirlerdi mesela. Yani bir Mekke'de sonuçta bir kişiyi öldürmek için bir kişi yeter. Yani Ebu Cehil bir yerden geçerken bir taşı bırakabilirlerdi damdan aşağı. Ya bir oku atabilirlerdi ona doğru. Bunu hani niçin yapmadılar diye sorduğumuzda yasak vardı. Allah Azze ve Celle bunu yapmamalarını ona onlara emretmişti. Bu anlamda hiçbir şey yapamadılar. Elleri kolları bağlı Mekke sokaklarında işkencelere kendileri tanık oluyorlardı. Canlarından bir parça Hz. Bilal orada yerde güneşin sıcağında en ağır işkencelere uğratılıyor. Bazıları öldürülüyor ama onlar Resulullah'ın bu yasağı dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu yasağı dolayısıyla bunu yapmıyorlar. Geldik Medine'ye Cenab-ı Hak müsaade edince... Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Şam'dan gelen kervanın, başında Ebu Süfyan vardı, ee, kervanın ele geçirilmesini planladı ve bunu da Mekke'de kendi mallarına taarruz ettiği, muhacirlerin mallarına el koydukları için ona mukabil olmak üzere kervanı e, kervanın önünü kesmeyi planladı. Ve süreç ivedi gelişti. Allah'ın Rasulü kim varsa hali hazırda hemen bineği yanındaysa çabucak çıkalım, çok büyük kalabalığa da gerek yok çünkü kervanı e, durduracağız. Bu ilk defa bir e, taarruzdu. Şimdi cihat kavramının içinde nasıl kalıyor derseniz, hani cihat cihat çaba ve gayret demekti. Cihat çaba ve gayret ve her şeyini aldığı için daha hazırlık safhasından tutun çünkü e, savaş her an savaş değil. Bir de öncesinde hazırlığı var. Kılıcın kalkanın hazırlanması. Wallahu a'laadul La لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً Öncesinde hazırlığı var. Hatta bedensel olarak bile yani o kılıcı nasıl kullanacaksın? Öyle atıl bedenlerle birdenbire savaşa gidersen orada sadece düşmana hedef olursun. O bakımdan çevik bedenlerin ve mühimmatın hazırlanması. Bunlar hepsi ceh tarafı. Bakın kıtal yok burada. Ve en önemlisi mühimmatın hazırlanması. Cenab-ı mühimmat namına ne varsa en iyisini hazırlayacaksınız diye emretti. Kur'an'da gücünüz yettiği en iyisi, gücünüz yettiği kadar yapın denilen bir ayet var. Yani bu ayeti namazda bile göremezsiniz. Hani gücünüz yettiği kadar namaz kılın, gücünüz yettiği kadar işte şu ibadeti yapın diye. Ama e, kuvvet hazırlanması planında Cenab-ı Hak وَاَعِدُّ لَهُمْ min مِنْ قُوَّةٍ kuvvet namına ne hazırlayabiliyorsanız onlar için hazırlayın. Allah'ın Resulü de salat ve selam üzerine olsun bu kuvveti esas itibariyle atılan cinsten olarak tarif etti. Yani karşılıklı vuruşulan işte kılıçlar vesaire değil de kuvvetin esasen ela innel kuvvete hiye ramyu. Kuvvet var ya o atmaktır dedi. Bir gün geçti baktı ok atıyorlar. özendirdi onları cesaretlendirdi, teşvik etti. Çok güzel. Devam edin ve sonra dedi ki aslında kuvvet başka bir şey değil. Kuvvetin esası aslında atmaktır. Ella innel kuvvete hiyer <laughs> ramyu. Sen uzakta durursun, bir şeyi atarsın, düşman hedefi uzaktan imha edersin. Dikkat edilirse teknoloji de bugünlere gelince edeyin. Hep kuvvetin bu çeşidi üzerinde yoğunlaştı ve ilerledi. Tam da Resulullah'ın vurguladığı istikamette. Şimdi bu ilerlediği süreçte mühendisinden tutun ne bileyim araştırmacısına, hesap yapanına, malzemecisine hepsinin ortaya koyduğu bir çaba ve gayret var. Ve bunların hepsi hazırlanan ordunun teçhizatı, teslihatı, silahlandırılması gayesiyle olduğu o zaman hepsi bu cihat kavramı, cihadın içine giriyor. Dolayısıyla bu da hani kendisiyle kişinin kendi varlığıyla cihad etmesi, söz gelimi zekasıyla, becerisiyle, hüneriyle, o bakımdan e, bunun e, bedenle yapılan ve savaş Bizanti, sıcak savaş e, tan önce olduğuna dair ayetlerdeki işaret hep وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Önce mallar. Çünkü mal ile yapılacak olan hazırlık bir iki zaman sonra artık sıcak savaş başladığında can ile devam ediyor. Ama öncesinde insanların bu tür müesseseler kurarak, insanları çalıştırarak, bugün için mesela düşünün teknoloji açısından geri olursanız, siz ne kadar gözü pek askerleriniz olursa olsun muhatabınız karşısında zayıf düşersiniz. O bakımdan kuvvet hazırlığı da cihadın bir parçası. Öncesindeki her türlü hazırlık ve lojistik bileşenlerin tamamı çaba ve gayretten ibaret. İçinde kanatma yok öldürme de yok öldürme sıcak savaş başladığında gerçekleşiyor o bakımdan cihadın bunun tamamını alması gayet anlaşılabilir bir şey ve Cenab-ı Hak cihadı kullandığı yerde bu anlamda kullandığı yerde geri kalanları oturanlar diyor la yestevil ka'iduna minel mu'minina gayru uliddarar vel mucahiduna fisebilillah yani geri kalıp oturanlarla Mücahitler bir değil. Mücahit gidenler demek. Kalanlar gidenler. Bakın birileri hareket ediyor. Savaşa çıkıyor. Yola gidiyorlar. Diğerleri kalıyor. Belki gidiyorlar. Hiç savaşmadan Tebuk'ta olduğu gibi geri dönüyorlar. Ama bu cihat oluyor. Çünkü o saat el usra dediğimiz o sıcak günün güneşin yakıcı olduğu vakitlerde kalktılar yola, yollara çıktılar münafıklar dediler ki yani gitmeyin. Hava çok sıcak. Çok çok yorucu olur. Perişan olursunuz. Bunların hepsi o cehdi ve çabayı ortaya koymak. Ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığına baktığımız zaman bu cehd ve çaba imanın sadakatinin bir parçası. Kişi bunları göze aldığında ve kişi bunları yaşadığında, gözlediğinde işte ulaika humus sadikun. İşte sadıklar onlardır. Ellezine amanu ve haceru. İman edenler hicret edenler. Ve cahedu fi ve Allah yolunda cihad edenler. Cenab-ı Hak işte sadıklar onlar. Ulaike humus sadikun. Diğerleri diğerleri sözde gelmişler demişler ki amenna biz de amenna yaptık. Ama Allah Azze ve Celle onlara kullem tu'minu henüz siz iman et, siz iman etmediniz de onlara. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. Şu halde e, izinle birlikte gelen ve artık cihat kavramının içerisine giren bir savaştan söz ediyoruz. Biliyorsunuz kervanı Allah'ın Resulü e, yakalayamadı e, ve Bedir Harbi'ne giden sürecin önü açıldı ve iki ordu karşı karşıya geldi. Bir tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhacirler ve ensar. Diğer tarafta da Mekke müşrikleri ve İslam'daki ilk e, karşılıklı savaşın yaşandığı yer. Ve bu karşı tarafın taarruzu üzere oldu. Biliyorsunuz Medine buna çok maruz kaldı. Uhud, Uhud sonrasında da e, girişimler var. Ta ki Medine güçlendi ve Cenab-ı Hak وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ Artık Allah Azze ve Celle, qital hususunda size kafi gelmiştir. Yani bundan sonra siz e, karşı tarafa üstün olacaksınız. Bugüne kadar hep onlar baskın güç idiler. Onlar daha e, hakim güç idiler ama bundan sonra onların size gözü kesmeyecek. Sonrasında ne oluyor? Belki yani akışı e, düşünenler şöyle diyebilirler. Peki biz cihat kavramını baştan içinde kitalin olmadığı bir kavram olarak gördük. Sonra kital için içerisine haricen yani diğer tarafın bastırmasıyla, dayatmasıyla girdi. Madem diğer taraf artık zayıfladı ve çekildi. O zaman bu e, kıtal da hani ortadan e, kalksaydı nasıl oldu da o kıtal ta bugünlere gelinceye kadar tarih boyunca birlerin iddia ettiği şekliyle hep İslam'ın önünü açan ve e, ötekine taarruz eden onu Müslümanlaştıran bir e, araca dönüştü. Böyle bir e, sonuç ortaya çıktı. İşin doğrusu bu propaganda aslında haklı bir propaganda değil. Çünkü bir defa kuvvetlerin dengesi dediğimiz bir hadise var. Yani elinizde kuvvet var ise siz bu kuvvet ile kaç taraf arasında kendinizi tartıyorsunuz diyelim ki ben burada bir ülkeyim, siz kaç tarafta bir ülkesiniz ve ben bakıyorum elimdeki güce. Sonra sizin elinizdeki güce bakıyorum. Eğer sizi zayıf görürsem kuvvetin böyle difüzyon gibi hani kuvvet diğer tarafa doğru sızıyor, üzerine gidiyor. Sadece karşı tarafın kuvveti bunu dengelediğinde böyle dengede kalıyor. Ve tarih boyunca bu böyle. Bunun tek istisnası müminlerin tarafı. Müminler kendilerini güçlü gördükleri zaman iyi artık güçlüyüz diye saldırmazlar. Yani bunun adı ne? Hıyanet bunu yapmazlar. Ama karşı taraf bunu yapıyor ve e, çoğu zaman sürecin önünü de bu açıyor. Yani arada bir ait var mesela. Zayıfken mesela müşrikleri örnek verelim. Mekkeliler geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte e, anlaşma yaptılar, değil mi? Hudeybiye'de anlaşma yapıldı. 10 yıl bir süre. Yani anlaşma Hakikaten son gününü göreydi. Resulullah'ın eceline bakarsak buradan Resulullah Mekke'nin fethini bile e, göremeyecekti. Ne oluyor da peki e, Müslümanlar hıyanet etmedikleri halde karşı taraf Müslümanlara bu gerekçeyi sunuyor, bu gerekçeyi veriyor veya yani bu imkanı böyle altın tepside veriyor. İşte o hıyanet duyguları ve kendilerini güçlü hissettiklerinde kendilerini tutamıyorlar. Ve bu tarih boyunca böyle bazen böyle bu e, işte filmler var şimdilerde e, onları e, izlediğimde de görüyorum ki hep böyle tekfur tarafı dayanamıyor bir hıyanette bulunuyor ve veriyor fırsatı e, bizimkilerin eline bizimkiler gidip üzerine e, bir fetih bir kaleyi fethediyorlar mesela dolayısıyla sürecin ilerlediği bunların içerisinde bir tek istisna var yani. Bence veya kanımca yahut benim tarih bilgim e, kadarıyla çok da böyle kronolojiye hakim değilim. Sanıyorum Mısır e, tarafı yani Mısır'ın fethi bunun sanki bir istisnakisi gibidir. Mısırlıların şeyi yok yani hiç böyle e, ilişmemişler, hiç Müslümanlarla bir etkileşimleri olmamış, e, bulaşmamışlar veya bugünün tabiriyle. E, dolayısıyla o zaman niye Mısır'a gittik, niye Mısır'ı fethettik diyebilirsiniz. Onunla ilgili de birazdan birkaç cümle e, söylerim. Ama önce şu Hudeybiye nasıl bozuldu? Madem e, biz savaş yanlısı değiliz. Cenab-ı Hak savaş esnasında bile eğer onlar barışa dönerse veya barış tarafına kayarsa جَنَحُ, böyle cenahu çok güzel bir fiil orada. Kanat kelimesi gibi yani o tarafa kayması. O zaman sen de barış tarafına kay. Ama tam da ben kazanıyordum. Onlar zayıf düştükleri için, kaybettikleri için barışa yöneliyorlar. Deme ve tevekkül alallah. Allah'a tevekkül et diyor Cenab-ı Hak. Bu kadar, bu denli barış yanlısıyız. Peki Hudeybiye'de müminler önünü kestiler. Çok maddeleri aleyhte olmasına rağmen bir anlaşmayı dayattılar. İşte müminlerden iman edip de Medine'ye gidecek olan olursa Mekke müşriklerinden Resulullah bunu geri verecekti. Ne kadar e, şey yani acı bir durum. Ama tersi olursa hayır bir şey olmayacak. Geri dönen olursa imandan irtidad edip e, ve benzeri aleyhte maddelerle dolu ve bu sene gelmeyecekler. Yani şimdi öyle gerisin geri gideceksiniz. Mekke'ye giremeyeceksiniz. Bu çok incitici bir durumdu ki Hazreti Ömer bundan çok incindi. Ama Allah'ın Resulü e, madem ki 10 yıllık bir sul çok paha biçilmez değerde ve kabul etti. Sahabenin başta Hazreti Ömer olmak üzere yani bundan rahatsızlık duymalarına rağmen bunu şunun için söylüyorum. Bu denli barışı daha değerli buldu. Çünkü biz niye barışı daha değerli görüyoruz? Çünkü elimizde çok üstün bir mesajı taşıyoruz. Hakkı taşıyoruz ve insanlara ulaştırmak için barışçıl ortamlara ihtiyaç duyuyoruz. Şiddetin olmadığı, şartlanmanın olmadığı, kinin, nefretin bulunmadığı, savaş ortamları kutuplaştırıcı ortamlar ve o ortamlarda insanlarla iletişiminiz de zorlaşıyor. Karşılıklı nefretin büyüdüğü ortamlarda stres yüksek. Dolayısıyla bu stresin azalması ve artık insanların konuşması, danışması bu bizim işimize yarar. Karşı tarafın elinde bir şey yok. Bunu e, tekraren söylüyorum, şu açıdan ifade ediyorum. Yani biz cihadın çeşitleri içerisinde kanlı olan cihattan olabildiğince uzak durmaya ve Cenab-ı Hakk'ın büyük cihat dediği büyük cihada e, bu denli hevesli bir e, topluluğuz. Çünkü o büyük cihat dediğimiz yani mesajın paylaşılması, o cahidhum bi cihaden kebira, o Mekke'deki o ayet, bu bizim esasımız, esas zeminimiz. Savaş ise... E, istenmedik bir durum. Ne planladığımız, ne istediğimiz, ne beklediğimiz ama karşı tarafın dayatmasıyla arzi bir durum. Yani geçici bir durum, istenmedik bir durum. Bu ise kalıcı bir durum. Asıl özlediğimiz ve her zaman olsun istediğimiz durum sekinetin, sükunetin olduğu, barışın olduğu ve bizim de dinimizi hem yaşayıp hem de insanlarla paylaşabildiğimiz ve adına büyük cihat dediğimiz çeşidi. Cihadın en büyüğü bu kıtalin olduğu duruma Cenab-ı Hak hiçbir cihat demedi. Yani o kıtalin olduğu duruma Cenab-ı Hak büyük cihat demedi. Hiçbir ayette. Aklıma büyük cihat gelmişken başka bir şey de geldi. Şimdi biliyorsunuz belki çok sonraları olacaktır ama belki unuturum diye hemen şimdi söyleyeyim. Bilahare cihat kavramını bu tarihi süreçten de bambaşka bir yere taşımaya ve bunu işte kendinle olan mücadeleye indirgemeye ki onun başlığı farklı yani Cenab-ı Hak وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kişinin nefsini hevadan uzak tutması, emirleri yerine getirmesi, masiyetlerden kaçınması. Hani bunlara bir cihat adı altında bir tanımlama yok. Bunun süreci böyle tanımlanıyor. Yani günahtan uzak duruyorsunuz, taatı yerine getiriyorsunuz, sabrediyorsunuz falan. Ee, ama ve bunları da Allah'ın rızası için bu eylemleri yapmak üzere yapıyorsunuz. Kendinize, kendinize didişmek adına değil. Dolayısıyla konsepti biraz kendinle didişme, kendi arzularınla didişme, hatta helal olan şeylerle şeylerde bile kendinle didişmeye kadar vardırılan bir sürece bu isim kullanılmaya başladı. Cihat ismi ve Pek sonra da en büyüğü bu haline geldi. O yüzden çok sonradan uydurulan işte Raja'na minel cihadil asgari ile cihadil akbar küçük cihattan büyük cihada geldik sözü. E, bilahare bu söz İbrahim bin Abi Abla ona e, isnat edildi. Orada da yetilmedi. Bilahare merfu bir hadis gibi uydurulup Resulullah'a e, nispet edildi. Bu kavramın bir bakıma başka bir boyut ile karıştırılıp orada hani esansının imha edilmesi buharlaştırılması gibi bir süreç Hani arada bunun için zikrettiniz bu zikretmeye değer bir şey değil diyeniniz olabilir ama maalesef sonraki toplumlarda günümüz toplumlarında bu çok etkili olmaya başlandı yani bunu kullanarak bir defa cihadın gerçek büyüğü olan Kur'an ile cihad, ilim ile cihad. Bu bir defa unuturuldu. Yani cih büyük cihad kavramı o unuturuldu. E, yanı sıra kital dediğimiz yani savaşın kendisi de o da bu ifadede görece küçük düşürülüyor. Yani kendi içindeki mücadelenin, kendinle olan dedişmenin bu anlamda e, meydanda mukatele edenlerden daha üstün olduğu gibi yani tam İngilizlerin seveceği tarzda e, bir e, yaklaşım e, vehmediyor. E, o bakımdan kavramın yaşadığı süreçteki e, yozlaşma e, örneklerinden e, bir tanesidir. E, belki zihnim beni büyük cihat üzerinden oraya savurdu ama arada bunu da e, zikretmiş olayım. Tekrar geri dönüyorum akışa. Mekkeliler sözlerinde durmadılar. Huzâlıları zayıf gördüler dediler gözlerine kestirdiler. Dediler ki biz bunları yeriz. Halbuki Medine ile yani Resulullah ile bir anlaşma üzereler. Ee, Resulullah da Huzaallar ile antlaşmalı. Dolayısıyla Huzaallara saldırmak demek Medine'ye saldırmak demek. Ya kim bilecek dediler. Biz bir gece vakti onların işini bitiririz ortadan kaldırırız dediler. Ee, ve bu heveslerine ve bu intikam duygularına Yenildiler, Resulullah'ın eline Mekke'yi fethetme e, imkanını altın tepside onlar sundular. O huzaalların reisi Resulullah'ın huzuruna geldi ve e, bir şiirde, çok etkili bir şiirde قَتَلُونَا ve وَسُجَّدًا Bizi rükuda, secdede öldürdüler. Sana verdikleri sözden döndüler. Çık ey Allah'ın Resulü, ordunun başına sen, ordunun başında sen gel. Diye böyle e, durumunu belli ki yol boyunca o şiiri hazırlamış olmalı Medine'ye gelinceye kadar. Geldi Resulullah'a e, şiirini okudu e, ve Allah'ın Resulü Nusırta dedi. Yardım edileceksin e, sözünü söyledi ve peşi sıra ordunun hazırlanması emrini verdi. Nereye gidiyordu bu kez? Mekke'ye doğru gidiyor. Hani 10 yıllık anlaşma vardı daha e, ilk yıllarındayız anlaşmanın. Hani müminler saldırmazdı, evet müminler saldırmadı, hıyanet etmezdi, hıyanet de etmediler. Kim hıyanet etti? وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى sawa. <سَوَى> Cenab-ı Hak, فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ İlkemiz o, onlar istikamet üzere, anlaşmaya bağlı kaldığı sürece biz de bağlı kalıyoruz. Ama onlar hıyanete doğru giden süreçte olurlarsa biz de tetikte oluyoruz. cenab Hak dedi ki tetikte ol diğer türlü gafil avlanma yani yani e, adaleti olan düşkünlüğün seni zavallı e, bir kurban durumuna da e, düşürmesin. İşte küfrün bu örnekteki ne neyse üç aşağı beş yukarı diğer örneklerin hepsinde e, kafirler hep saldırgan taraf olup kendi üzerlerine müminleri e, çekmişlerdir. Bu böyle adım adım coğrafyanın genişlemesine yol açtı. Bir başka husus. Müminler demin girişte söylediğimiz büyük cihadı kendilerinin hakkı olarak görüyorlar. Ki bu bugün insanlık aleminde de e, haktır. Yani insan inandığını başkalarıyla paylaşma özgürlüğüne sahiptir. Engelleyemezsiniz. Sen niye inanıyorsan inan ama kimseye söz etme, açıklama, başkalarıyla paylaşma diyemezsiniz. Dolayısıyla e, Resulullah zaten barış ortamını bunun için istiyor. Yani barışta da anlatamayacaksak, konuşamayacaksak. E tabi Müslümanlar Allah'ın Resulü Hudeybiye anlaşması sonrası hemen mektupları hazırladı ve bu e, krallıklara, Kisra'ya, Mukavkıs'a, ondan sonra Kayser'e mektupları gönderdi. Çünkü barışın barışın huzurunu görür görmez hemen büyük cihada atanıyoruz. Asıl asıl cihadımız o çünkü. Şimdi bu asıl cihat da e, bu fütuhatın sürecinde yol al, rol aldı. Nasıl derseniz, e şimdi gönderiyorsunuz, mesela bir elçisini gönderdi Resulullah, elçisini katlettiler. Allah'ın Resulü de elçisini katledilmesi üzerine ordu hazırladı. Yanı sıra siz bir coğrafyaya gidiyorsunuz, diyorsunuz ki biz buralara geldik, bu insanlara dinimizi anlatmak istiyoruz. Onlar sizin önünüzü sınırda kesiyorlar. Yani niçin geldiniz? Diyorlar ki biz geldik Allah'ın mesajını Allah'ın kullarına ulaştırmak için min rabbil ibad, Rab, alimlerin Rabbinden kullara Allah'ın bir mesajı var. Biz kaldık, başkaları da paylaşmak istiyoruz. Karşı yönetim diyor ki, hayır buralarda bunları anlatamazsınız. Biz size buna müsaade etmeyiz. Yani Mekke'deki prototip kendisini tekrar ediyor. Ee, buraya gelemezsiniz diyorlar. Yahu sen, yani siz iman etmiyorsanız iman etmeyin. Resulullah'ın mektubunda da var o. Yani baştan iman et diyor. ...teklif ediyor. Ha, i̇man etmeyeceksen de halkınla aramıza girme. Bırak biz insanlara anlatalım. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Bizim senin yönetiminde, krallığında, mülkünde herhangi bir gözümüz yok. Biz mesajı paylaşmak istiyoruz. Tabii karşı taraf bunu kabul etmiyor. Neden derseniz çok anlaşılabilir bir cevabı var bunun... Yani benim halkım bunu kabul etmez diyecek adam buyursunlar anlatsınlar. Hem gelin dolaşın para harcarsınız, ekonomime katkınız olur diye heveslenir de buna. Ama hayır bu maksatla geliyorsanız asla. Neden? Çünkü görüyor ki karşı taraf elinde hak mesaj ile geliyor. Hele hele bir de bu yönetimler kendi siyasi varlıklarını mevcut o batıl dinler üzerinden temellendirmişse ki öyleydi. E, o zaman bu insanlar dinlerini değiştirir. Hristiyanlıktan İslam'a geçerlerse ben de burada yönetimde kalamam. Bu benim altımın oyulması demek. O zaman şimdiden bu tehdidi önlemek adına bunları sınırda karşılayayım ve oradan onları def edeyim, geç buraya giremesinler. O bakımdan müminlerin yarım adayı taşan biliyorsunuz sahabiler, yani Medine'de bile doğru düzgün yoklar. Geçen Diyarbakır'ı ziyaret ettiğimizde e, Hz. Süleyman e, camisi veya kabri diye bir yere götürdüler. Kim ya bu Hz. Süleyman? Meğer Halid bin Velid'in oğlu e, Süleyman imiş radıyallahu anh. Çünkü Hz. Halid Ebe Süleyman, Süleyman'ın babası. Ve insanlar bu yolculukta Allah'ın mesajını ulaştırabilmenin e, derdindeler. Birileri önlerine çıkarsa Hayır bizim memlekete giremezsiniz. Buna müsaade etmeyiz dedikleri zaman, e ne yapacaksınız? Sizi burada öldürürüz gir girmeye çalışırsanız. Ya bir ancak bizim cesedimizin üzerinden geçebilirsiniz. Dedikleri zaman e, peki o zaman diyorlar biz de o zaman cesetlerin üstünden geçeriz. Çünkü biz Allah'ın mesajını diğer Allah'ın kullarına anlatmayı kendimize hak biliyoruz. Bu hakkımızı siz gaspen zoraki gasp ederseniz sizi aradan çıkarırız. Bu da fütuhata giden sürecin bir parçası. Ve bu da yine karşı tarafın zulmüne, karşı tarafın cebri mani olma girişimine dayalı bir şey. Yani yoksa ellerinde kılıç kimi bulsalar, ya bakayım buraya Müslüman oluyor musun? Oluyorsun. Olmuyorsan kesiyoruz kabilinden o şeyle hiç alakası yok. Öyle olsa Resulullah Mekke'yi fethettiğinde hem de yıllar yılı kendilerine işkence yapmış bu kimselere bunu tatbik ederdi. Sıraya koyup yani senden iman bile kabul olmaz deyip öldürmesi gerekirdi. Hayır izhebu fe entum uttulaka gidin artık hepiniz serbestsiniz dedi. O bakımdan cihadın bu soft örneği yani ilmin paylaş, ilmin öğrenilmesi, yaşanması ve paylaşılması, ki buna büyük cihat dediğimiz bu örneği bizim esasımız ve bunu yaşamak uğrunda hem kendimiz dinimizi yaşamak hem öğrenmek ve başka ile paylaşmak hususunda müdahale kabul etmiyoruz ki bu da bugünkü modern dünyanın da tanıdığı bir hak yani diğer türlü hakkımıza müdahale var müdahale edince de o müdahalenin karşılığını veriyoruz çünkü Allah Azze ve Celle bize nefsimizi müdafaa etme hakkını izin olarak e, verdi bu süreç ilerledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, e, Resulullah'ın zamanında Yarımada'nın geneline yayılan İslam, Resulullah'tan sonra e, Yarımada'yı da e, taştı ve tarihte gördüğünüz süreçler adım adım yaşandı ama hep aynı prensiple yaşanıyor. Yani bahsettiğimiz cihat kavramı esasen ilmin, bilginin karşı tarafa ulaştırılması e, maksadını güdüyor bunu engellemeye dönük fiili müdahaleler ile karşılaşırsa bu fiili müdahaleleri bu kez güç kullanarak ki karşı taraf da fiili müdahalede güç kullanıyor ortadan kaldırıyor. Gelelim demin bir ara yerde söylediğim Mısır'la ilgili e, hadiseye. Mısır biliyorsunuz Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında e, fethedildi. E, Amr bin As Komutasındaki bir ordu tarafından fethedildi ve benim bildiğim kadarıyla Amr bin As bu hususta istekliydi. Yani Mısır'ı fethedelim, Mısır'a gidelim diye. Hazreti Ömer de bu konuda isteksiz idi. Ve hatta Hazreti Ömer'i buna bir şekilde ikna edince, yani tafsilatını tarihçiler daha iyi bilir, Hazreti Amr bin As ordusuyla Mısır'a ilerledi. Fakat Hazreti Ömer sonra fikrini değiştirdi. Hazreti Ömer fikrini değiştirip derhal mektup yazdı Amr bin As'a. Bu mektubum sana geldiğinde, mektubun içeriği öyle. Çünkü muhtemelen görüşünü e, netleştirdi. Yani bizi Mısırlarla hiçbir işimiz olmadı bizim. Adamlar bizim hani tavuğumuza bile kış demediler. Hani Mısır'a gitmedik, daha Allah'ın dinini tebliğ etmeye kalkmadık. Bize müdahale etmediler. Bir, bir içimizden birini öldürsünler falan değil mi? Mesela Yahudiler Resulullah'la anlaşmışlardı. Tamam Resulullah onlara eman vermişti. Kalıyorlardı Hayber'de. hani Onlar oradan nasıl sürüldüler derseniz. Kıyanet ettiler. Müslümanlardan birini katlettiler. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı kıstırdılar. Dolayısıyla Hazreti Ömer bu kez üzerlerine orduyla yürüdü ve onları oradan bertaraf etti. Yani olaylara hep baktığınızda kıyanet ya taşkınlık tarafını küfür tarafında göreceksiniz. Bu hıyaneti ve taşkınlığı tolere etmeyen e, gücü var. Niye tolere etsin? Dünya tarihi boyunca e, gücü olduğu için e, bırakın hıyaneti şunu bunu tolere etmeyi karşı tarafa taarruzu kendine hak sayan anlayışlarla dolu. Müslümanlarda asla böyle bir anlayış yok. Yani ben güçlüyüm o zaman e, güçlüysem girerim senin topraklarına alırım topraklarını. Alırım malını canını. Ben güçlüyüm çünkü. Güçlüysem haklıyım. Bununla savaşıyoruz zaten. Dolayısıyla bu tiniyet, bu düşünce söz gelimi bugünkü Avrupa'yı ele alın. Yani ben kalktım çocukken Avrupa'nın ne kadar Halim Selim olduğundan bahsedilirdi. Ne kadar insan haklarına duyarlı, ne kadar karşı ötekine saygılı, inanç özgürlüğüne saygılı vesaire. Peki ne oldu? Sanki Mekke'nin ilk dönemlerindeki ee, İslam'ın cılız olduğu zamanlardaki hiç umursamadıkları gibiymiş. Ne zaman dikkat çekici bir şekilde öne çıkınca ve artık toplumda belli bir yekün teşkil edince bakın ne tür tedbirlere başvurmaya başladılar. Ve içlerinden ne tür hani galiz girişimde girişimlerde bulunanlar var. Tahammülsüzlüklerini açıkça dile getirenler var. Çünkü İslam basit, hafif bir renkken çok sorun değildi ama artık dönüştürücü Artık kıtayı e, illaki ele geçireceği anlaşılan ve kendi çocukları sabah akşam Müslüman oluyor. Buna bir çare bulmalıyız dediler. Koca gökdelenleri yerle bir ettiler. Nice terör örgütlerini finanse ettiler. İslam'ın yüzüne e, kara ça çaldılar. Ve bunu kara çalırken de cihat kavramını kirlettiler. Cihadı Müslümanların kafirleri yok etme arzusu olarak e, bütün dünyaya şartlandırmak istediler. Bu terör örgütleriyle yaptıkları bunca adamların vesaire İslam'a e, karşı yapılan şey. Müslümanlara ırsat vermesin e, hiç kimse aramızdan. Oturup kalkmasın onlarla, dinlemesin. Yoksa kaybediyoruz kendi evlatlarımızı. Öyle bir şartlandıralım ki bilgi akışının önünü keselim. Dün e, İran'daydım, bir televizyon programına çıktım. Televizyon programında yanımda bir Macaristanlı bir mühtedi vardı. Evet Macaristanlı bir müftedi. Ona hemen ayaküstü sordum dedim ki hani sizin de Türk olduğunuz falan söyleniyor. Dedi bizim Macarca da alma dedi. Ne dedim elma mı? Evet dedi. Sonra dedi bizim Macarca'da dedi cep cep. Bu mu dedim cep mi? Evet cep dedi. Sonra bizim Macarca da dedi küçük küçük demektir dedi. Ondan sonra, sonra bir cümle kurdu bu dedikleriyle. Belli ki hazırlıklı. Yani cebimde küçük bir elma var diye böyle başıyla sonuyla hepsi Türkçe'de aynı olan şeyler. Macarlar da bunu e, esasen e, biliyorlar. Neyse, Türklük tarafını bir tarafa koyalım. İhtidayla e, ilgileniyoruz. E, dedi ki, ama dedi buna rağmen Türklerden nefret ediyorlar. Dedim niye? Çünkü dedi Müslümanlıklarından ötürü. Çünkü Macarların var olan hali hazırdaki e, Bilgi dünyası tabi medyayla beslenmiş, eğitimle beslenmiş, kıta Avrupası'nın içerisinde Batılılar tarafından böyle işlenmiş durumda. Öyle sanıyorlar ki dedi Türkler deyince, sizler böyle evde akşamları boş durduğunuz zaman alıyorsunuz bıçakları böyle, önünü arkasını böyle hani klevliyorsunuz böyle bilebiliyorsunuz. biliyorsunuz, e, elinize bir gavur e, geçse de onu bir köşede bir yerde doğrasak diye. Sizi böyle biliyorlar. Küçüğünden büyüğüne ben gidince hani Türkiye'ye gidiyorum falan diyecek olsam ya kendine dikkat et aman ha sakın diye böyle şey durumdalar. Böyle sanıyorlar diyor gerçekten. Şimdi e, tabii Sayın, bu, bu efendim. çok Süremiz ee, doluyor. Soru alma yapacak mıyız? Üç dakikayla sözümü tabii. tamamlayayım, sonra soru kısmını dilerseniz yapın, olmaz mı? Tabii, tabii hocam, buyurun. Şimdi e, İran'da en çok duyduğum ayetlerden bir tanesi, e, oradaki toplantılarda Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü وَالَّذ۪ينَ مَعَهُۜ Onunla birlikte olanlar اَشِدَّاءُ alel الْكُفَّارِ Kafirlere karşı şiddetlidirler. Ruhma ve kendi aralarında merhametlidirler. Ya bunu yani o kadar işselleştirmişler ki yani öyle aynı programda yanımda oturan bir mühtedi olmasına rağmen Batı'dan sıra bana gelince Batının genelleyerek Batının İslam karşıtlığı hususundaki şeytanlığını bana soruyorlar ve en çok sorulan sorular işte hocam diyorlar en büyük şeytan kim? İlk sorulduğunda şaşırdım kaldım. İblis falan hani fettetkizdonu, ve zuriyeti, İblis ve zürriyeti ya öyle olur mu bilemedin falan. Meğer onlar büyük şeytan Amerika, işte batı şöyle falan. Soruyu soran kişiye dedim ki, bak böyle bir genellemeyle böyle bir soru soruyorsunuz. Hani elbette işlerinde şeytanlarla işbirliği yapan Müslümanlara kin, nefret kusanlar var. Bunları biliyoruz. Ama böyle olmayanları da. Onun içerisine katarak bir hüviyet, bir kimlik üzerinden e, yaftaladığınızda diğerleri de kaybediyorsunuz. Bak bu yanımda oturan arkadaş, sonra da Müslüman olmuş bir arkadaş. Sen Batıyı bu dille hepsinin içine alacak şekilde, hatta Amerika'yı bile bu dille hepsinin içine alacak şekilde. Biz cihadaştık, hepsini bitireceğiz. E, efendim masumları yok mu dediğinde yani saldırıyorlar falan dedikleri. De. Masumları da değil mi ki orada yaşıyorlar? Yani bunlar senin yorumların. Orada yaşıyorlar diye yok oy veriyorlarmış diye. Ve bu bunlar üzerinden özellikle terör örgütlerinin kirlettiği cihat kavramı aslında bizim soft cihat dediğimiz yumuşak cihat ama Cenab-ı Hakk'ın büyük cihat dediği cihadın önünü kesmek üzere şeytanın planladığı bir şeydi. Ve böylece kutuplaştırmayı, nefreti çoğaltmayı, bilgi akışını azaltmayı, hatta mümkünse durdurmayı hedefliyordu. Amacına ulaşmadı, Allah'a hamdolsun. Ama şimdilerde yeni yeni Kur'an'a yönelik ve Müslümanlara yönelik saldırılarla hani ortamı ısıtmaya çalışıyorlar ki birileri ceketini çıkarsın ve sonra yine fitne alev alsın ve dünyanın henüz İslam'la e, tanışmak üzere olan topluluklarına cihat kavramının bu kirlenmiş hali üzerinden Bakın bunlar sizi ya Müslüman olursunuz, kafanızı kesilmekten kurtarırsınız ya da diğer türlü biz sizi bu dünyadan sileceğiz, ortadan kaldıracağız. Azminde olan bir ümmet gibi tanıtıyorlar. Nereden başladık? Ne kadar temiz, nezih, işkenceye bile karşılık vermeyen, yeter ki bilgi paylaşabileceği barışçıl ortamı korumak adına yıllar yılı, 13 yıl sabretmiş bir ümmetin e, cihat kavramını nezih bir şekilde sonraki zamanlarda nefsi müdafaa üzerinden koruduğu, yürüdüğü, demiyorum ki tarihte hiç yanlış yapan olmamıştır. Elbette ki her türlü hudut birileri tarafından e, aşı, yanlışlıkla veya bilerek aşılmış olabilir ama ilkesel olarak e, sürecin kodları e, böyledir. E, dilerim Allah Azze ve Celle e, bizleri Cihadın, hele hele bu çağımızda, cihadın bu e, büyük e, haliyle, yani cahidun bihi cihaden kebira dediği örneğiyle şereflendirir ve önümüzde e, yığınlar ve milyonlar e, ki o günkü Resulullah etraftaki e, Mısır'ı, Kisra'yı onları gözüne kestirmişti civarında. Biz de aynı bakış açısıyla baktığımızda o zaman Amerika'sını Kanada'sını, Avustralya'sını, Avrupa'sını, Rusya'sını ve Çin'ini henüz daha bakir alanlar olarak Allah'ın mesajını kendileriyle soft enstrümanlarla buluşturabileceğimiz bir süreç olarak görmeli ve bu uğurda gençlerimizi özellikle yabancı dil ile donatmalı ve çok iyi hem Kur'an müktesebatı hem sünnet müktesebatı kazandırmalı diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktimi de biraz açtım. Ee, kusura bakmayınız. Sağolun hocam. Sağolun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli, faydalı bir ders oldu bizim için. Ee, değerli arkadaşlar, sorularımız varsa sorular alabiliriz. Ee, Meryem Bayram arkadaşımızın sesli sorusu var galiba. Alabiliriz. Acaba acaba kendisi? Kaldırmıştı ama şu an mikrofonu kapalı. Galiba. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Yalnız oldu. sorum yok. Buyurun alabiliriz sorunu. Sorun sorum yok. Tamam. Başka soru olan arkadaşımız var mı? Ee, oradan da yok galiba. Ee, hocam arkadaşlardan e, ders içerisinde şöyle bir e, talep geldi. Mısır konusunda e, mektup bize iletildi ama e, şeklinde kaldı. Ha özür dilerim. Evet devamı onun ilginçtir. Yani... E, evet, e, Mısır fethedildiğine göre e, mektupla alakalı hani sonucu az çok biliyoruz. Tabi e, Amr bin As radıyallahu anh çok zeki bir insan. Hz. Ömer'in o ikircikli veya hani isteksiz e, durumundan böyle bir şeyi e, sağlayabilmişken tabi yola çıkıyor gidiyor. En çok neyden korkarsınız? Geriden vazgeçtik şeyinin gelmesi yani. E tabi tam gelmiş şeye, Sanıyorum Mısır'ın fethedilmesine ramak kalmış böyle. Ee, gelen kimse Hazreti Ömer'in müminlerin emiri mektubunu getirdim diye tamam aldım alıyorum mektubu demiş çıkabilirsin demiş. Ve mektubu açmamış. Ee, çünkü mektubun içeriğini anlamış. Bu boyutu bile Hazreti e, Amr bin As'ın meselenin bu benim bahsettiğim, çerçevesiyle ilgili Hazreti Ömer'in bundan vazgeçeceğini nasıl kestirebildiğini ele veriyor diye düşünüyorum. Ve Mısır fethediyor. Fethettikten sonra huzurda açıyor mektubu. Ve mektupta hani eğer olay gerçekleşmediyse bu mektubum sana ulaşır ulaşmaz derhal geri dön gel emri var. Yok ama eğer e, fethettiysen vallahu vakil o zaman da yapacak bir şey yok. Nitekim Hazreti Amr sonra açtı. Ama mektup önce geldi Hazreti Amr'a. Fakat o e, tahmin ettiği için açmadı. E, müsaadeniz olursa ben bir soru sormak istiyorum sizlere. Buyurunuz ee, efendim. Yani cihat kavramı gerçekten e, bahsettiğiniz gibi, yani Namazda bir sınır var, beş vakit namaz kılın, oruçta bir sınır var ama cihatta böyle bir sınır yok. Yani gücünüz yettiği kadar diyor ama bunun bir sınırı yok ve cihat etmemiz emrediliyor Cenab-ı Hak tarafından. bu noktada benim sorum şu şey olacak sizlere, bugün biz hangi davranışı yaparak ya da ne yaparak cihad etmiş oluruz. Cihad e, sorumluluğunu yerine getirmiş oluruz. Şimdi, evet. Çok teşekkür ederim. Tabii e, bu sorunun cevabını e, vermek üzere e, Resulullah'ın başıyla sonuyla sürecine baktığımız zaman müminler akut gelişen savaş durumlarında savaşarak cihad ediyorlardı. Ama bu bir süreliğine yani yıl boyu cihad olmuyor. Bir bazı olaylar oluyor, savaş oluyor. Ve e, ama hep cihat yaptıkları, süreklilik arz eden cihatları hep öğrenme tarafındaydı. Öğrendiklerini yaşama tarafındaydı ve onu başkalarıyla paylaşma tarafındaydı. Ve bu bahsettiğimiz taraf, savaş dediğimiz cihat devreye girdiğinde bile askıya alınmıyordu. Yani tut ki seferberlik olmuş böyle. E, herkesin gelmesi lazım. Cenab-ı Hak yine orada bile Bazıları geri dursun. Felau la ve ma mu'minun Müminlerin hepsi savaşa gitmeli değil. Felau min kulli firqatin minhum Her fırkadan bir taife geri kalsın. Yani diyelim kaç boy var burada? E, 20 boy var. Veya kabile deyin. Her kabileden 3 genç alıyoruz. Bunlardan e, bir grup oluşturuyoruz. Ve bunlar ne yapıyorlar? Savaşa gitmiyorlar, geri duruyorlar. لِيَتَفَقَّهُوا فِي dini, Onlar dini öğrenmeye devam ediyorlar. Yani ilim süreci devam ediyor. وَلْيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Savaşa gidenler, kavimleri geri döndüğünde de onların o süreçteki boşluklarını doldurmaya çalışıyorlar. Geri geldiklerinde onları tekrar ilim ile takviye ediyorlar. Dolayısıyla ilim öğrenme ve öğrendiği ilmi insanlarla paylaşma süreci Mekke ile ilgili Mekke'de inen cihat ayetleri bunları sezdiriyordu. E, bu bizim her zaman yaptığımız e, cihadın süreklilik arz eden şekli ve bu öyle pasif cihat ne bileyim mi, minor e, cihat küçük cihat falan değil. Bu büyük cihat Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği o cahidhum bihi cihaden kebira. Cihadın büyüğü bu. E, Olur da küçük cihadın olacağı zamanlar başımıza geldiğinde de bundan mesulüz. Ama yine de ilmi aksatmayacak, ilmi tamamıyla riske altına sokmayacak şekilde birilerinin burada ilimi devam ettirdiği ama kalabalığın veya ordunun savaşa gittiği bir süreç. Orada dikkat çekiyor. Cenab-ı Hak her fır, her boydan, her fırkadan bir taif ediyor. Yani bunun şöyle bir manası var. Çünkü burada 20 tane boy var. Her birinden üç kişi e, alarak bu faaliyeti yapmak veya on boydan veya beş boydan tamamını beş boydan almak. Geri döndük bu espri nerede e, gün yüzüne çıkıyor. Geri döndüklerinde bilgiyi aktaracaklar. O zaman her boydan homojen bir şekilde oluştururursa bu ilim ilmi, ilmi faaliyeti sürdürecek olanlar. Ordu geri döndüğünde onların arası, aralarına dağıldıklarında, bilgiyi tekrar damarlarda homojen bir şekilde topluma e, aktabilirler. Aksi takdirde sadece birkaç boydan seçilirse, ilim sadece birkaç boydan olan kimselerin elinden olursa, bu ilmin tekelleşmesi, tek elde ve bilginin yayılımının veya e, yayılımının zorluğu e, anlamına gelir. O Buradan baktığımızda o zaman bugün için bir e, kimsenin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, o hedefe cahada fe inne ma yucahidu bağlamında. Allah azze ve celle'nin kevni ayetlerini öğrenmesi, Cenab-ı Hakk'ı bu kevni ayetler üzerinden e, hissetmesi, şehadetle tanıklıkla bunu yaşaması ve dahası sonra bu öğrendiklerini başkalarıyla hem vahyin ayetlerini hem kevni ayetleri e, anlatması ve ulaştırması cihadın en büyüğü başka bir iş bizi hani başka türden bir cihat ayağımıza dolaşmadığı sürece biz bunu yapmaya hevesliyiz, bunu yapmaya odaklıyız. Ama olur da bazı küf var memleketimize taarruz ederse bize müdahale eder, ezanlarımızı susturmaya çalışırsa mallarımıza, ırzlarımıza, namusumuza ilişmeye yahut önümüzü kesmeye çalışırsa buna yönelikte o küçük cihat demeyeceğim, küçük demiyor Cenab-ı Hak ama hani o cihat türüne kital dediğimiz ona da tamamıyla hazırız. İstediğimiz bir şey değil ama hi nihacette hani deniyor ya hi nihacette dünyanın şah damarını kesecek kadar da buna hazırlıklı olmak. Bu açıdan da savaş öncesi hani su uyur düşman uyumaz düşüncesiyle hazırlığı özellikle askeri teçhizatı teknolojiyi mesela bu alanda çalışmak bildiğin savaş meydanında Cihat etmek kadar çünkü sizin geliştirdiğiniz bir teknolojiyle nice İslam ümmetinin neferleri, askerleri cephede üstünlük sağlayacak demektir. Ve e, mütecaviz olan, hak hukuk tanımayan, işte Çanakkale'ye gelenler öyleydi, e, Müslüman ümmetine taarruz eden hala dünyanın çeşitli yerlerinde kendilerini güçlü gördükleri hangi mıntıkada müminleri zayıf görürlerse saldırdıklarını görüyoruz. Bunun manası şu, bize şu an burada saldırmıyorlarsa gözlerine kestiremedikleri içindir. Ama biraz geri kalalım, biraz teçhizatımız, mühimmatımız, askeri kapasitemiz gerilesin. Bu gördüğünüz bu denli kendilerine hukuk vesaire namlarıyla bezeyen e, devletler, modern devletler asla... E, Böyle kalmazlar, gerçek yüzlerini gösterirler. Nitekim hala gerçek yüzlerini Afrika'da yaşıyorlar. Düne kadar Afganistan'da yaşadılar. Irak'ta milyonlarca insanı katlettiler. O bakımdan önden e, lojistik hazırlıkların, askeri hazırlıkların e, yapıldığı cihat örneğini de işin içerisine kattığımızda e, bizi şu anda bu silim ortamında, barış ortamında e, bekleyen e, bu cihat şeklidir ve bu cihatta e, Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği en büyük e, cihat artı e, de hazırlık safhasını birlikte e, kapsıyor efendim. Allah razı olsun Sayın Hocam. E, vaktimiz varsa eğer yani müsaade buyurursanız bir katılımcımızın sorusu var. E, bu Katılımcımız yazmış ki Resulullah'ın zamanında vesselam, cihat denilince e, haram aylar geliyor aklımıza. Günümüzde bu ayları nasıl yorumlamalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Yani Allah açı sallallahu aleyhi ve sellem zamanında küffarın e, o demin bahsettiğim mütecaviz ve tahammülsüz tabiatları dolayısıyla yani yoldan geçene bile taarruz edebiliyorlar. Mekke'de o oh, hilful fudulda hani adam gelmiş malını malın satmış parasını alamıyor. Bakıyorlar güçsüz. Kavmini araştırıyorlar. Gelip bizden parayı alacak kadar arkası yok. Hemen gasp ediyorlar. Böyle bir cahiliye ortamından e, söz ediyoruz. Dolayısıyla Medine'ye gelecek kadar e, yol güvenliği bile yok. Yani eşkıya kaynıyor etraf. Adam geldi dedi ki ya Resulallah biz yani haram ay dışında buraya gelemiyoruz bile. İşte haram ay oluyor da bunlar biraz el çekiyorlar e, savaşmaktan veya adam katletmekten, saldırmaktan. Biz gelmişken bize öyle bir şeyler öğret ki gidince bize kafi gelsin, bize yetişsin. Bu bakımdan e, cahiliyenin, e, evet yani o dönem deyince bu haram aylar belki bu şekliyle e, değerli katılımcımızın aklına geldi. Ama... Ee, bu yaptıklarını bir de de aşabiliyorlardı öteleme dediğimiz nesil yani bakıyorlar av çok değerli kaçırmamalıyız saldırmalı ve ele geçirmeliyiz ki bunu Resulullah'a yönelik de e, kullanmaya kalktılar yani haram ayda olmasına rağmen saldırıyı Cenab-ı Hak da dedi ki eğer haram aylara yani haram aylarda savaşmak e, büyük bir şey yanlış bir şey. Ve fihi kabir. Ama ve saddun an sabilillah ve kufrun bihi ve'l mescidil haram ve ihraj ehlihi minhu indallah. Ama bu küffarın yaptıkları ise Allah katında daha büyük. Müminlere taarruz etmek, onlara saldırmak, Mescid-i Haram'dan savmak, inançlarına müdahale etmek. Eğer onlar ihlal etmedikleri sürece biz zaten ihlal etmiyoruz. Ama tut ki onlar ihlal ederse o zaman e, biz şu anda bir şey yapamayız deyip elimiz armut toplayacak hali yok. Dolayısıyla nefsi müdafaya kaldığında Cenab-ı Hak e, buna demin gördüğümüz gibi izin verdi. Çok, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden ee, de razı benziyor. olsun. Diğer bilgilerinizi de ayrılaştırın. Estağfurullah. فيك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى